Bildiğiniz üzere Ukrayna yaklaşık 2 haftadır Rusya ile savaş halinde. Ukrayna bu savaş sırasında kendini Rusya'ya karşı kimsenin beklenmediği bir şekilde savunmakta. Ama tabii biz burada Rusya-Ukrayna krizinin dünyaya ekonomik, diplomatik ya da askeri etkilerinden bahsetmeyeceğiz. Özellikle askeri alanında neler olduğunu merak ediyorsanız Ayhan Tarakçı'nın kanalında sizi tatmin edecek içeriklere ulaşabilirsiniz. Ama biz tabii ki bu konulardan değil, bizim ve sizin çok yakından takip ettiği uzay çalışmalarına olan etkisinden bahsedeceğiz. Bu arada belirtmekte fayda var ki bu videonun metni 5 Mart 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Bu konuda çok fazla ve hızlıca ambargolar, yaptırımlar uygulandığından bahsedemeyeceğimiz etkiler illaki olacaktır. Notumuzu da geçtiğimize göre hadi başlayalım. Takvimler 24 Şubat'ı gösterirken Rusya lideri Vladimir Putin'in yaptığı açıklamalarla Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali başladı. İşgal sırasında Ukrayna'da şehir merkezinden fabrikalarına kadar her yer ağır bombardımana maruz kaldı. Ve bazı iddialara göre vurulan yerlerden biri de Ukraynalı Yuzmas Tasarım Bürosu'nun fabrikası. Yüksek ihtimal Yuzmas adını duymamışsınızdır. Fakat Avrupa'nın Vega roketi ya da Northrop Grumman'ın Antares roketini duymuşsunuzdur. Antares 10 yıldan uzun bir süredir ISS'e kargo taşıyan Cygnus kargo aracını taşımakta. Fabrikanın vurulma haberi doğru olsa da olmasa da Yuzmas bu şartlarda üretim yapamayacaktır. Üretim yapmasa da Yuzmas tarafından açıklanan bilgilere göre önümüzdeki 2 Cygnus uçuşu için Antares roketinin parçaları hazır. Fakat ötesi için pek olumlu bir şey söyleyemeyiz. Eğer NASA daha çok Cygnus fırlatmak istiyorsa farklı roketler kullanması gerekecek. Bu noktada United Launch Alliance'ın Vulcan roketi en gerçekçi ihtimal gibi gözüküyor. Ama hadi diyelim savaş bir şekilde bitti. O zaman üretime tekrar başlanmaz mı diye sorabilirsiniz. Fakat ortada şöyle bir sorun var ki Ukrayna Antares'in sadece birinci aşamasını yapıyor. Motorlarını değil. Motorlar ise Rusya'dan geliyor. Roskosmos'tan gelen en son açıklamalarda da kesin bir şekilde ifade ediliyor ki artık ABD'deki hiçbir şirkete Rus motorları ihraç edilmeyecek. Bu da demek oluyor ki Antares ve Atlas 5 gibi roketler sıkıntıya girecek. Hadi Antares'i es geçelim. Cygnus zaten her türlü bir şekilde fırlatılabilir. Ya efsanevi Atlas 5 ve taşıyacağı değerli bilimsel görevler ne olacak? Neyse ki United Launch Alliance'ın CEO'su Tory Bruno bu konuda yüreğimize su serpen bir açıklama ile gelecekte planlanan tüm Atlas fırlatmaları için motorların ABD'de hazır halde beklediğini söyledi. Zaten Atlas 5'in sayılı görevi kaldı. Ondan sonra United Launch Alliance Amerikan motorlarına sahip Vulcan roketiyle yoluna devam edecek. Antares roketini kullanan Northrop Grumman ise yeni bir roket geliştirebilir. Ya da Rus yapımı motorlardan Amerikan motorlarına geçerek Antares'i modifiye edebilir. Fakat bu iki seçenek de oldukça zor seçenekler. Söylemek gerekir ki maalesef tek bombardıman Yuzmas'a yapılmadı. Bir yer daha var ki bunun maalesef herhangi bir iddia olmadığını, %100 gerçek olduğunu biliyoruz. 27 Şubat tarihinde Rus uçakları dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225 Maria'nın bulunduğu hangarı bombaladı ve uçak tamamen kullanılmaz hale geldi. Bunun uzay ile ilgili olmadığını söyleyebilirsiniz. Fakat bu uçak yıllar önce efsanevi Sovyet uzay mekiği Buran'ı taşımıştı. En son yapılan açıklamalara göre uçağın tekrar inşa edileceği söylendi. En azından bu efsaneyi bir daha gökyüzünde görebileceğiz. Ukrayna-Rusya krizi roket motorları ya da genel olarak roketler dışında çok daha önemli bir şeyi etkiledi. ExoMars görevi. Normalde bu yılın Eylül ayında Kazakistan'dan Rus yapım Proton roketiyle fırlatılması planlanan ExoMars iki kademeden oluşuyor. Avrupa yapımı Rosalind Franklin Rover'ı ve Rosalind Franklin'i Mars yüzeyine indirecek Rusya tarafından üretilen Kazakok iniş aracı. Bu konuda ilk açıklama yapan Avrupalılar oldu. ESA Başkanı Joseph S. Becker şu anlık işbirliğini devam ettireceklerini ama ileride gerekirse gerekli kararların alınacağını söyledi. Fakat bu görev için hiç de iyi olmaz.
Çünkü böyle bir durumda ESA roverlarını indirecek yeni bir iniş aracı bulmalı ya da üretmeli. Ayrıca bu aracı Mars'a taşıyacak güçlü bir roket de bulmalı. Bunun sonucunda ise ExoMars'a en az 2 yıllık bir erteleme ve planda olmayan milyarlarca euroluk harcamalar bekliyor. Avrupa'nın karşılaşacağı zorluklar bunlarla kalmadı. Ruslar Fransız Guyana'sındaki tüm Soyuz faaliyetlerini durdurdu ki Ariane Space'in en sıklıkla fırlattığı roketlerden biri de Soyuz'dur. Ariane Space ayrıca çok yakın zamanda iki Soyuz fırlatması planlıyordu. Bunlardan biri Avrupa'nın kendi bağımsız navigasyon sistemi Galileo'nun fırlatmasıydı. Şu ana kadar 24 tane Galileo uydusu fırlattılar. Yeni bir çift uydu içinse roket hazır durumda. Fakat Ruslar uçmasına izin vermiyor. Bu konuda fırlatma direkt Soyuz'dan alınarak Avrupa'nın yeni roketi Ariane 6'ya kaydırılabilir ya da Soyuz'da uçar. Fakat bu yüksek ihtimal Soyuz'da olan sonuç şu olur. Rusların düşmanlarının askeri amaçlar için kullanabilecekleri bir uyduyu fırlatmak istememesi gayet normal karşılanabilir. Galileo dışında ortada bir OneWeb gerçeği de var. OneWeb dünyada en sık fırlatılması yapılan ikinci uydu takım yıldızı denilebilir. Birinci tabii ki Starlink. OneWeb 14 fırlatması için Soyuz roketi geçtiğimiz hafta rampaya getirildi. Hatta fırlatma için tüm hazırlıklar yapıldı. Ama savaşın patlak vermesinin hemen ardından Avrupa'nın Rusya'ya olan yaptırımları ile beraber Rusya Uzay Ajansı önce roketin yük kaplaması üstündeki ortak ülke bayraklarını üstü görülmeyecek şekilde kapattı ve ardından uçuşa hazır bir şekilde beklenen Soyuz'u rampadan kaldırdı. Peki Rusların OneWeb ile sorunu ne diyecek olursanız, OneWeb'in tarihini çok hızlıca anlatmamız gerekir. 2012'de Amerikalı girişimci Gray Weiler tarafından kurulan şirket 2020'de iflasın eşiğine geldi. Fakat Birleşik Krallık ve Hindistan'ın yardımıyla iflasın eşiğinden geri döndü. Rusya'nın buradaki sorunu Ukrayna işgali fiilen başlamadan önce bile durumlara en tepkili devlet olan ve elinde yüksek miktarda OneWeb hissesi bulunan Birleşik Krallık'la. Ruslar Birleşik Krallık'ın OneWeb'deki tüm hisselerini satması ve uyduların askeri amaçlarla kullanılmayacağı yönünde garanti vermelerini istiyor. Ve bu şartın üstüne tabii ki de Birleşik Krallık bunu kabul etmedi ve Soyuz roketi rampadan indirilerek birleştirme binasına geri döndü. Rusya Avrupa'nın yaptırımlarına karşılık Fransız Guyana'sı ve Baykonur'dan fırlatılacak tüm OneWeb dahil Avrupa'ya ait yüklerin fırlatmalarını da askıya aldı. Size savaşın uzay çalışmalarına etkilerini anlattık ama bunlardan daha ilginç etkileri de oldu. Mesela Almanya Rusya ile olan tüm bilimsel çalışmalarını durdurdu. Almanlar Ruslarla ortak yaptıkları Spectre RG uzay teleskobundaki bilimsel enstrümanlarını kapattı. Ayrıca sert bir şekilde Ruslarla olan tüm ortaklıklarını sonlandırdı. Fakat biri hariç ki aralarında açık ara en büyüğü ve bırakması hiç de kolay olmayan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda işbirlikleri devam ediyor. Burada sorun çıkaran taraf Rusya. Roskosmos Başkanı Dmitri Rogozin, Progress ve Soyuzlarla yapılan yörünge yükseltme manevralarına dikkat çekti ve Rusya'nın ISS için ne kadar önemli olduğunu dile getirdi. Kısaca sık ise burada da yaptırım yapın diyor ve Ruslar olmadan ISS'in yörüngede kalamayacağını şahsi Twitter hesabından bundan onları kimin kurtaracağını da sordu. Bu konuya Elon Musk'tan gelen yanıt ise sadece bir SpaceX logosu oldu ki durumu çok iyi bir şekilde açıklıyor. Yani şu anlık Dragon'daki motorları kullanarak bunu yapmak zor. Fakat şöyle de bir şey var ki Ruslar an itibariyle ISS'ten desteklerini çekse bile ISS'in hemen düşeceği yok. Daha aylarca hatta yıllarca yörüngede kalabilir. E o zamana kadar da SpaceX ya da başka bir şirket bu soruna çabucak çözüm bulacaktır. ISS'te yükselen tansiyona ESA ve NASA ise farklı bir şekilde cevap verdi. ISS'e yapılacak Crew 4 görevinin klasik 6 aylık görevlerden daha kısa olması planlanıyor. Bu şekilde Crew 5 ile Crew 4 arasında direkt bir devir teslim yapılacak ve istasyonda her zaman bir Amerikalı bulunacak. Diğer türlü acil durum senaryolarında kısa bir süreliğine istasyonda hiç Amerikalı bulunmayabilir. Bu da ABD'nin hiç de istemeyeceği bir şey. Bu arada bu kadar ambargolardan falan bahsediyoruz ama aklınıza ISS'teki kozmonotların diğer mürettebata düşmanca davrandığı falan gelmesin. Tabii ki tam olarak bilemeyiz ama aylarca beraber eğitim aldıkları, tonlarca patlayıcının tepesinde birlikte uzaya gittikleri insanlara bu sebepten ötürü düşman kesilmezler. Tabii Moskova'dan bu tarz emirler gelmiyor olabilir ama zamanında zora girdiklerinde erzaklarını birbirleriyle paylaşıyorlardı. En nihayetinde onlar birer insan. Bu durumları daha iyi anlamak için Scott Kelly'nin Endurance yani dayanıklılık kitabını okumanızı öneririz. ISS için şu an genel olarak durum bu. Fakat işler burada bitmiyor. Rusların yıllardır planladığı ve 70'lerdeki Sovyet Venera programının devamı
ama olacak Venüs görevi Venera D'de bu kriz sonrası sıkıntıya girdi. Normalde bu görevin NASA ile birlikte yapılması planlanıyordu. Fakat Ruslar o kadar ambargo koyarken ABD durur mu? Onlar da görevden tüm desteklerini çekti. Özellikle yakın geçmişe bakacak olursak Ruslar gezegenler arası görevlerde pek de iyi sayılmaz. ABD'nin Venera D görevinden desteklerini çekmesi Rus uzay programının diğer projelerinde de olduğu gibi bu projenin de sonlandırılmasını kaçınılmaz kılacak. Rusya-Ukrayna savaşı dünyayı her alanda kötü etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Umarız bu savaş en kısa sürede biter ve barış ortamı sağlanır. Ama gerçekçi bir bakış açısıyla bakacak olursak Ukrayna-Rusya arasında barış sağlansa bile uzay alanında uygulanan yaptırımların geri çekilmesi çok düşük bir olasılığa sahip. Ruslar zaten uzun zamandır ISS'ten ayrılmak istediklerini dile getiriyordu. Dünyanın içinde bulunduğu durumla birlikte önümüzdeki süreçte bu ayrılık çok daha erkene çekilebilir. Tarihin en büyük uluslararası işbirliklerinden biri ve aynı zamanda insanlığın uzayda ortak bir paydada buluşmasını sağlayan Uluslararası Uzay İstasyonu ilk modülünün fırlatılmasından bu yana dünyada yaşanan tüm bu savaşlara ve krizlere rağmen 20 yıldan aşkın süredir dünyanın etrafında dönmekte. Ama üzülerek belirtmek istiyoruz ki şu anda yaşanan bu savaş uzun zamandır uzayda insanlığın birliğini temsil eden bu projeyi sonlandırmak üzere. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalımıza abone olabilir, video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtebilir ve videomuzu başkalarıyla paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ya da yayınımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.